Merhabalar, KeyfRoad kanalına hoş geldiniz. Bugün Göbekli Gezgin Ömer'le beraberiz. Size söz verdiğimiz gibi araçların off-road performanslarıyla alakalı, normal yol performanslarıyla alakalı sahipleriyle sohbet edeceğiz demiştim. Ömer sağ olsun bu konuda davetimi kırmadı. Ömer'in bu ikinci Terios'u galiba. Aynen. Kaç yıldır abi toplam Terios kullanıcısın? Kaç yıl oldu? 2-3 yıl oldu. 3 yıl oldu tahminimce. Çünkü birinci nesil artı ikinci nesil. Birinci nesil vardı bende. İşte otomatik vites sevdasına birinci nesille tanıştık. Daha sonra birinci nesili büyütelim, ikinci nesile geçelim. Birazcık daha işte uzun yol yapalım vesaire dedik. İkinci nesile geçtik. Her ikisini de deneyimlemiş olduk. Zaten başka Terios yok. Yani ikinci nesilden sonra satılmadı. En güncel... Ya Daihatsu'ya yazık oldu. Ben üzülüyorum. Güzel bir marka. Kesinlikle. Bu arada Daihatsu Toyota'ya satıldıktan sonra üretilen bir araba değil mi? Evet. Yani Toyota ortaklığıyla. Toyota Rush diye geçiyor kimi yerde. İşte kimi yerde Toyota Rush, işte kimi yerde başka isimleri var. Bizim Terios hikayemiz nasıl başladı? Onu hemen bahsedeyim. Bir şey soracağım. Terios'tan önceki aracın neydi? Neyden Terios'a geçtin? Bende Toyota Yaris vardı. Yaris'ten sonra otomatik vites sevdasına Terios'la tanıştık. İyi ki de almışım diyor musun? İyi ki de almışız yani. Yani otomatik vites olarak zaten biz öyle tanıştık. Terios hoşumuza gidiyordu. Hatta şey zamanı alalım istedik. Biz Yaris'ten önce alalım dedik Terios'u ama bulamadık o zaman. Çünkü piyasada sayılı var. Öyle olunca işte araştırdık, gittik biz Aydın'dan birinci nesil bulduk. Şey düşündüm bir anda, Terios'a sayılı var diyorsun, sahibinden konuda bir Terios sekmesine, bir Feroza sekmesine bakın. Halimi anlayın yani. Feroza'da daha sıkıntılı o konular. Aynen. Ama Daihatsu ciddi çok iyi araba. Yani ben bu arabanın yağına suyuna bakıyorum. Çok onun dışında ekstra bir masrafım olmuyor. Hı hı. Birinci nesilde öyle miydi bu arada? Evet, birinci nesilde öyleydi. Ama yani bu araçlar hani yani kimi çok hor kullanılmış. İşte kimi işte tuzlu suda bırakılmış, kimi offroad'a sokulmuş, iyi bakılmamış. Biz hiç öyle şeyler yapmıyoruz. O açıdan yani araca iyi bakmak lazım. Yani keşke offroadçular kullansa, offroadçular çünkü daha arabaya daha iyi bakar. Çünkü kesinlikle. Yani şu dağa çıktığın zaman arazide ne olacağı belli olmuyor. O yüzden buraya gelmeden önce bile tamirciye vuruyoruz yani biz ne olur ne olmaz diye. Birinci nesil çok keyifli. Yani birinci nesil daha küçük zaten. Artıları ne var? Madde sayarsan. Ya şöyle, bir kere küçük olmasından dolayı her yerden sıyrıtıyorsun. Yani arazide. Her yerden sıyrıtıyorsun. Arazide. Hem şehir içinde de. Aynen. Arazide şöyle bir açıdan aslında kilo olarak hemen hemen aynı arabalar. Bununla mı? Hemen hemen aynı. Kilo olarak çok farkları yok. En fazla 50-60 kilo bir fark vardır herhalde. Arazide bir dezavantaj, lastik izi daha dar olduğu için işte mesela bir Ford geçiyor, arkasından ben böyle geçiyorum. Yani onun ortasından aynen farklı geçiyorsun. Bazen korkuyorduk ama yani o itfaiye yokuşlarından falan tırmanıyorsun. Bayağı iyi tırmanıyorsun yani. Arazi şanzımanı var mıydı onda? Onunla da diflok vardı. Yani bu ortayı kilitliyor. Yani zaten arabanın üstünde de gösteriyor. Ön ve arkayı bölüyor yani. Ön ve arkayı bölüyor. Onun dışında 4 çeker. Yani diflok çok işe yarıyor. Yani lap diye çıkıveriyorsun bir yerden. Kasası var. Ya arabalar çıkıyor. Bir şekilde giriyor çıkıyor. 4x4 sonuçta. 4 basıyor gidiyor ama şimdi bir arazi şanzımanı denilen bir şanzıman var yani. Suzuki Vitara'larda bunlarda. Yani onun bir etkisi var. Yani. Ya benim araştırdığım kadarıyla hani yanlış olmasın, arazi şanzımanı arabanın torkunu hemen hemen 2 katına çıkarıyor diye biliyorum ben. Şeyi düşürüp, hızını düşürüp torkunu yani güçlendiriyor diye biliyorum. Zaten hani benzinli ufak motorlu arabalar, o yüzden torka çok ihtiyacı var. Arazi şanzımanı o açığı kapatıyor. Yavaş gidiyorsunuz ama her yerden gidiyorsunuz. Birinci nesilleri 1.3 motor galiba değil mi? Birinci nesil 1.3. Tabii yani yakıt olarak farkı var mı derseniz açıkçası ikinci nesil 1.5. 1.5 olmasına rağmen ikinci nesil bence daha iyi yakıyor. Biraz yani, öyle bir şey var hakikaten. Aynen. Güçsüz araba daha fazla yakabiliyor. Yani arabanın optimum gücünde olduğunda rampalarda falan daha zorlandığı daha için şey daha az yakıyor yani. Şimdi ben birinci nesile kaç turuna çıktım? Yani orada 1500 kilometre yolu açtım galiba birinci nesille. Açıkçası her iki arabada rampalarda birazcık daha şey kalıyor. Yani rampalarda bu arabalar bayılıyor. Hı hı. Yani ağım şağım bir atıyorum dik bir rampaya 80-90'la çıkamazsın. Yani 50-60'da çıkarsın ki bu arabaların şeyi bu. Bu da aynı şekilde 1.5 olmasına rağmen bu da aynı şekilde ama bu daha konforlu çıkıyor. Yani birazcık daha o gücü hissedebiliyorsun. Hani birazcık daha parasını basarsan devir arttırıyorsun. Hadi bakalım çıkıyor yani. Yani. Bana mısın diyor çıkıyor yani. Yani. Aynen. Ya biraz da zaten tarzı da hani bu hani sürat arabası değil. Değil. Ya bu araba doğa arabası yani. Kamp bu araba arabası. Şey yani şöyle düşünelim. Şimdi ben bu arabayı normal hayatımda kullanıyorum. Eşim kullanıyor, otomatik vites. Otomatik vites şanzıman 10 numara. Yani hı-hı, şu zamana kadar çok arıza veren Terios'a ben denk gelmedim. Şanzıman olarak. Şanzıman olarak aynen. Çünkü tork konvertörlü tam otomatik şanzıman var. Yani bunlarda. Burada eğer hani Terios almayı düşünenlerin şanzıman nasıldır, sağlıklı mıdır diye düşünüyorsa oradan tam şanzımanın kefiliz yani. Ciddi hı-hı, kefilim. Kefilim dersen başını işe gelmesin. Kefilim demeyeyim mi? Aynen ne olmaz şimdi. Sonra yani bu araba az yakıyor. Yani hı, şimdi ben Grand Şurak'ı da alabiliriz, işte gidip pick-up araba da alabilirim şu an, alabiliriz, sıkıntı değil ama koyacak yer sıkıntı, şey sıkıntı. Tabii ki ileriki dönemlerde belki ben de öyle bir şeye yöneleceğim ama şu an için düşündüğüm zaman her yere girip çıkabiliyorum, park sıkıntım yok. Daha sonra vergisi düşük bu arabanın. Tabii. Yani diğer araçlara göre 1.5 motor olduğu için valla yıllık 500 lira vergisi var yani bu arabanın. Sonra çokmuş. Çok mu seninkine göre? 90 lira. Birinci nesilde de ben 50-60 lira falan. Ama. Aynen. 50-60 lira mı bir şey veriyorduk birinci nesilde. Sonra yakıta geldiğimiz zaman. Şimdi ben bu arabayla 4500 kilometre yol yaptım. Yani 4500 kilometrede yaylalara çıktım. 3000 rakıma çıktım. Oraya çıktım. Buraya çıktım. Benim araba benzinde güncel rakamlardan yani 3.2-3.1 tüpten konuşuyorum. Hı hı. Ne kadar yakıyor? Benzinde 56-60 kuruş arası. Yani 50-60 kuruş arası. Tüpte de 30-35 kuruş arası yakıyor. Süper. Yani bu uzun yol mu peki? Uzun yol. Hem uzun yol şehir hem içinde nasıl? Şehir içinde en fazla 38 kuruşu gördüm. En fazla o da. O da çok iyi. Yani otomatik vites bir araba için. Duy. Aynen. 38 kuruş. O yani, da 45-50. 60. Yani otomatik vites araba için bence gayet ideal. Peki abi. Onun dışında zayıf bir şey var mı bu arabanın motorunda, yürüyeninde, ya şununla alakalı arazi illaki şey arıza verebilir gibi. Baştan alıyorum. Şununla alakalı arıza var mı? Yani genelde böyle yaşanıyor Terios'larda ya, dediğinde kronik var. Problem falan benim bildiğim şey var. Bu park şeyiyle, el freniyle ilgili bir problem yaşıyorlar. Ben hiç yaşamadım hiçbir Terios'ta bildiğim. Ha, parçası şey oluyor mu diye bir şey geliyor. İşte parça bulunabiliyor mu bilmem ne, işte pahalı oluyor mu? Evet yani pahalı, parçası pahalı. Yani normal araçları nasılsa onun gibi artık parçalar pahalı zaten. Parça bulunmama gibi bir problem yaşamadım. Çünkü büyük bir kaza geçirmedim. Yani belki büyük bir kaza geçirsem, motora kadar kaza yapsam hı hı, belki şey olacak işte yani bulamıyor olacağım. Ne parçalara ihtiyaç duydun peki? Ben ya ne kadar kullandım birinci nesili? Ben birinci nesil 1,5 yılı geçti. Hiç bir parça ihtiyacı duydun mu? Yok. Yani işte usta var zaten. Ustamız ayarlıyor. Yani Cenk Usta'ya selam olsun. Usta, aynen selam olsun buradan kendisine. Ayarlıyoruz. Yani mesela ne oldu? Benim bir şey işte arabanın parçalarından o ön bütün sistemi, kayışların bağlı olduğu yerdeki hı hı, şey çıktı mesela. O hı hı, çıktı. Biraz acemisi olduğumuz için bunların ismini aynen, bilmiyoruz ama siz anladınız, o kayışın bağlı olduğu disk gibi şey. Aynen o çıktı benim mesela yolda giderken. Birinci nesilde tek yaşadığım aksiyon oydu. Onu da şey işte tornacıya verdik falan. Alırsın parçası tornacı halletti. Hiçbir problem yaşamadım yani birinci nesil. Ki yani onun dışında hiç parça ihtiyacı duymadım. Valla duymadım yani. Bilmiyorum. Demek ki 1,5 yıl boyunca hani aynen, model olarak kaç modeldi? 2004 model. 2 yıl var bunların arasında. Ha, o da yeniymiş o zaman. Tam şey oldu yani. Ne o? Kasa değiştirdim ben aslında. Anladım. Aslında çok bir şey değil. Model değişmiyor ama hı-hı, kasa değiştiği için her şey değişiyor yani. Onda peki off-road için sen herhangi bir ekstra bir şey yaptırdın mı arabaya? Hiç. Onda AT2 lastik vardı. Yanlış hatırlamıyorsam ki çoğu yere onunla girdim çıktım. Çamurlara, mamurlara falan onunla girip çıktım. Cesaretli biraz. Çamurda kaldım hı-hı, ettim falan. Cahil cesareti benim açımdan. Şimdi bir tık daha fazla korkuyorum. Acaba batarsam ne olur falan diye. Ama ona rağmen çoğu yere girip çıktık yani. Terios birinci nesil off-road'a da gelir. Çok abartı yani çok ekstrem off-road olmadığı olmaz, sürece. Offroad'a gelir. Hani çok ciddi bir arıza, bir sorun vermiyor, çıkarmaz. Sadece dikkat etmek lazım. Yani araba yağ yakmasın. Yani bu nasıl bir araba alıyorsanız yağ yakmasın diye bakıyorsanız. Her araba için geçerli. Aynen, bunda da yağ yakmasın. Çünkü ben araba yağ eksilttiği zaman o arabayı satmayı tercih ediyorum yani. Ne olur ne olmaz abi yağ yakan arabadan. O açıdan ben ikinci nesile geçtim, aldım. Şu an mesela ikinci nesil. O süreç peki yani daha büyük diye galiba geçtim. Tabii arada mesela fiyat farkı olarak bir 10-15 bin fark var aslında. Hı-hı. Çok fazla bir fark yok ama genişlik anlamında bir tık daha geniş. Hı-hı. Bir tık biraz daha konforlu. Teknolojik içi. Evet, daha teknolojik, işte tuşlarmışlar, birkaç tuş daha fazla var. Arabanın genişliği olarak mesela ben Vitara ile karşılaştırdım bunun genişliğini, Grand Vitara'larla, 2008 kasalarla. Açıkçası hemen hemen aynı ama onun bagajı biraz daha geniş. Bir tık daha geniş. Arkası biraz daha uzun. Evet, bir tık daha uzun. Ama arkada oturma, diz mesafesi vesaire hemen hemen aynı. Konfor aynı ama bagaj bir tık daha geniş diyebilirim. Bunda peki sen bir takım iyileştirmeler yaptın. Bunda benim tek yaptığım şey 5 santim get yükseltme oldu. İşte bu yaylar galiba. Yayların oraya böyle bir şey yapıyorsun. Takoz koyuyorlar. Takoz koyuyorlar. O takozda 5 santim yükseliyor. Onun konforsuzluğu bir tık daha rahat girebiliyorsun. Lap diye çıkabiliyorsun çoğu yerden. Ya belki bu az önce çıktığın yerden o 5 santimle geçtin aslında. Aynen yani. Öyle. Ve yani hani bazen ses yapabiliyor. Tak tak ses yapabiliyor ama uzun yolda falan. Hatta herhangi bir arabayı sertleştirme, süspansiyonları sertleştirme, çalışma aralığını değiştirme yok. Hatta bence yani şöyle, bu arabaların güzel yanı yoldan birazcık daha yüksek olduğun için yapıyorsun. Uzun yolda daha az yoruyor seni. Allah Allah. Ya benim düşüncem. Çünkü ben diyorum ya hani 4500 kilometre mesela buradan bir çıktık işte Ankara'ya kadar 8 saat gittik. Çok olmadı yani. Çok yol yormadı. Yol tutuşunu falan değiştirmedi mi? Yok, yani ağırlık merkezi yükseldiği için. Ya bir de benim üstte çadır var ya. O çadır da zaten benim dengeyi yapıyor. Bozuyor. Çok değiştirmedi yani. Değiştirmedi aynen. Yukarıdan da 60 kilo basıyor yani arabaya. Peki bununla alakalı hiçbir arıza yaşadın mı? Yok. Ya da kronik duydun mu? Hani Terios 2'lerde yok, oluyor falan. Yani çok yaşamadım ama nadir böyle şanzıman arızası yaşayan çok nadir denk geliyor işte Terios gruplarında. Çok öyle ekstrem bir yaşamadım. Sadece bir yola çıkarken yani 40 derece havada klimayı açıp kula rampalarına çıkarsa. O belki her arabanın yapacağı bir şey. Aynen öyle. Yani biraz Terios reklamı yapıyor gibi mi olduk ya? Ya aslında aynen oldu yani arabamızı seviyoruz. Memnun eden bir araba. Evet, seviyoruz yani ben kimi arkadaşlar var yazıyor işte Göbekli Gezginler'den alalım falan diye tavsiye ediyorum ama hani bu da biraz yaşadığın yerle alakalı. Yani ben İzmir'deyim işte benim burada sağ olsun ustamız var yani ustaya gidip gelebiliyorum, her an bir şey olduğunda yardımcı oluyor ama yani ben ustanın olmadığı, Terios ustasının olmadığı bir yerde otursam herhalde çok tercih etmem. Yani onunla alakalı biraz yani hani güvenilir bir ustanız olması lazım. Ya bu aslında her araba için geçerli ama atıyorum bir Renault'dan birçok usta anlarken hani Daihatsu grubundan çok fazla her usta anlamıyor. Yani usta tabii ki Japoncu ustalar anlıyordur, vardır ama yani bir işin yetkili servisine gidip yani atıyorum sen bulaşık makinesi Arçeli Vestel'e yaptırtabilir misin? Yaptırtamazsın. Onun gibi bir yani. Bence. Yani genel olarak yani iki Terios'tan da memnunsun. Evet, ben Terios'tan memnunum. Terios'u tavsiye ediyorsun yani. Tavsiye ediyoruz. 3 yıldır kullanan biri Terios'u tavsiye ediyor arkadaşlar. Hem offroad'da hem ciddi anlamda kamp yapan biri. Göbekli Gezginler Instagram ve YouTube kanalını tekrar hatırlatayım. Bir dahaki videomuz belki onlarla beraber olur. Kendisinden kamp yapmayı öğrenmeye çalışıyorum. Yani çok memnunsun biraderim yani. Ben ya olarak yakıt, performans şu an yani piyasada alabileceğim en ideal araba benim için. Peki, güzel soru geldi aklıma. İleride ne? Yani bunu neye değişirsin? Ancak ne olsa Terios'u satarsın. Ya bunu ne olsa satarsın abi işte çok param olursa tabii satar değiştiririm ama yani bunun ilerisi bende ne olur? Vitara olabilir. Hani birazcık daha belki bagaj anlamında. İşte karavan olayına girersem bu sefer dizel araba. Çekme karavana girersem dizel araba. Tork ihtiyacın olacak. Aynen olur. Ama şeyler de çok hoşuma gidiyor. Pick-up'ın üstüne koyulan karavanlar var. Crawler. Aynen crawler tarzı ya da otomobilin var işte. Öyle bir olursa kayarım, pick-up arabaya kayarım. Yani hiç belli değil yani. Değil yani onu biraz gösteriyor. Hani belki ileride işte Jeep alacağız. Jeep'e geçeceğiz. Şurak'a inşallah. Yani Şurak'a geçebiliriz. Sonra ne bileyim yani bana Suzuki ve Şurak'a şu an için en mantıklı geliyor. Ya bundan sonraki basamak o olabilir diyorsun. Olabilir. Eğer kaymazsam offroad'dan devam edersen. Çoluk çocuk ya bundan sonra herhalde çok bilmem ya. Yani binek arabaya binmem yani. Genelde yüksekteyiz diyorsun. Abi aynı parayı veriyorsun. Yani aynı parayı veriyorsun arabalara. Bu arabayla kesinlikle şu an bu dağa gelip burada insanların olmadığı bir yerde takılabiliyorsun. Aynen, çok daha aynen, ama özgürsün yani. Ya yani şu an full yansım olsa buraya gelemem yani. Aynen öyle. Aynı para hemen hemen. Yani şimdi şey, insanlar zannediyor ki işte bu arabaya biniyorsun daha modeli düşük falan, ama değil ya yani, aynı para abi yani. Bir fulyansla bu araba aynı para. Aynen öyle ve hani düşündüğünüzde gerçekten kabiliyet olarak düşündüğünüzde arada dağlar kadar fark var. Yani biri düz araba. Ya ben şimdi burada kamp çadırımı açar, şurada lap diye kampımı yaparım. Yani bildiğiniz aslında evini taşıyor sırtında. Aynen öyle. Ve bunu her yere taşıyor. Yani bu çadırı diğer arabalara da yaptırabilirsiniz ama asfaltın gittiği yere kadar gidebilirsiniz. Evet, ama evet, bu araçlarla gerçekten gözünüze kestirebildiğiniz her yere girer çıkarsınız. Öyle bir avantajı var. Terios offroad aracı olarak ve asfaltta iyi bir araç diyoruz o zaman. Ya offroad'da çıtır offroad dedikleri offroad. Yani öyle ağam şağım offroad değil. Yani tabii ki güzel yerler. Ya arabaya güvenip vurabilirsiniz. Sıkıntı yok ama biraz evet kullanıcıyla da alakalı. Yani kıyarsanız her araç yani hani 4 çekeri olan her araç aşağı yukarı offroad yapar. Hani siz canını okursunuz, bir yerleri bozulur, kırılır. Devam gelirsiniz edersin, yaptırırsınız yani. Biraz pilotaj. Ben çok offroad'dan anlayan bir adam değilim ya, pilotajda. Ama yani aynen, her arabayla her alakalı. Arabayla. Yani en sağlam offroad arabası bile hani offroad fails diye yazın, izleyin. O Wrangler'lar, işte ne bileyim Ranger'lar, bilmem neler, hepsi Ranger'lar çatır çutur şey yani şeyler, Land Cruiser'lar falan çatır çutur, ön takımlar teker kopuyor, bilmem ne oluyor. Yani bunlar her arabada yaşanabilen şeyler. Yani ılımlı, normal, orta halli offroadçular için Daihatsu Terios güzel bir seçenek. Tavsiye ederiz. Tavsiye ederiz. Başka var mı eklemek istediğim bir şey kardeşim? Yok yani bizim Göbekli gezginler, Göbekli olanları bekliyoruz. Öyle diyelim. Aynen ya, yani gerçekten güzel bir Instagram hesabı ve güzel bir YouTube kanalı var. Kampçılıkla alakalı güzel tavsiyeler veriyor. Yavaş yavaş büyütüyoruz, öyle diyeyim. Geç aynen, kaldık. Beraber işte öğreniyoruz aslında, inşallah daha da ilerleteceğiz. Teşekkür ederiz. Sizlere teşekkür ederiz izlediğiniz için. İyi günler.